Dostlar merhaba, kanala hoş geldiniz. Bugün size arpej nedir onu öğreteceğim. Gitar üzerinde arpej çalışması yapacağız. Arpeji öğrenmek için önce sağ elimizin parmak isimlerini öğrenmemiz lazım. Sağ elimizin baş parmağı P, I, M, A, X. Yani akılda kalsın diye Pimax diyoruz. Tamam mı? Bu P, I, M, A, X. X'i çok kullanmıyoruz arpejlerde. Daha çok trimolalerde, trillerde kullanıyoruz X'i. Genel olarak P, I, M, A'yı kullanıyoruz. Yani Pima. Unutmayalım diye de Pimax diyoruz bütün hepsine. Şimdi çok uzatmayacağım videoyu. P parmağımız gitarın 3 tane bas teline ait arkadaşlar. Yani gerektiği zaman en üst tele, gerektiği zaman bir alt tele, gerektiği zaman da bir alt tele. Yani 6, 5, 3. Üçüncü tele ait. İ parmağımızsa gitarın alttan sayınca üçüncü teline, yani sol teline. M parmağımız gitarın C teline, yani ikinci teline. A parmağımız da gitarın en alt teline. Yani ters basamak şeklinde, merdiven şeklinde P, I, M, A şeklinde. Şimdi bu P'yi vururken P parmağımızı yana doğru atıyoruz. Ama İ'yi çekerken, İ, M, A'yı çekerken avucumuzun içine doğru tırnağımızla tek tek çekeceğiz. Kamerayı eğeceğim. Şöyle daha anlaşılır olsun diye. Biraz daha eğelim. Evet. Görünüyor sanırım. Şimdi P parmağımız en üst tele vuruyoruz. P. İ parmağımızda gitarın üçüncü telini avucumuzun içine doğru çekiyoruz. Parmak gücüyle, el gücüyle değil. İ, M, A. Yani P, İ, M, A şeklinde. P, İ, M, A. Bu parmak hep ileride olacak arkadaşlar. Yani bu parmağı vurduktan sonra saklamayın. Şu şekilde, bu yanlış. Çünkü bu bize bir daha lazım olacak. Bir de böyle alışırsanız R'ye geldiğimizde, yani dördüncü telden çektiğimizde şu parmaklarımız birbiriyle çarpışacak. O yüzden bunun ileride olması lazım. Elimiz hafif çapraz ve şu şekilde tutuyoruz. Yani kuğu şeklinde olacak. Gitarı bu şekilde tutuyoruz. P, I, M, A şeklinde pratik yapıyoruz. Şimdi genel bir arpejimiz var. Arpej şu şekilde gidiyor. P, I, M, tekrar I, A, en altta şu parmak, A, I, M, I. Yani P, I, M, I, A, I, M, I şeklinde. P, I, M, I, A, I, M, I. Yani dört kere işaret parmağımızı vuruyoruz. P, şu şekilde. P, I, M, I, A, I, M, I şeklinde. P, I, M, I, A, I, M, I. Evet, buradaki püf noktalardan biri de mi minör akoru basılıyken P'yi en üstten alıyoruz arkadaşlar. P, I, M, I, A, I, M, I. Bunun sebebi de akorumuzun adı mi minör. En üst elimizin boşu da mi notası olduğu için hangi akoru basıyorsak kafa sesini, yani karar sesini oradan alıyoruz. P, I, M, I, A, I, M, I. La minöre indiğimizde ise P parmağımız da artık üst tele vurmuyor, bir alt tele vuruyor. Çünkü akorumuzun adı La minör. Bu notada La notası, yani 5. telin boşu La notası. Burada da aynı şey yapıyoruz. P, I, M, I, A, I, M, I, P, I. Sonra R teline geldiğimizde P parmağımız bir alta iniyor. Çünkü akorumuzun adı Re minör. Telin boşu da, 4. telin boşu da Re. Burada da P, I, M, I, A, I, M, I yapıyoruz. Yani mi minörde en üstte, la minörde 5'te alıyoruz, re minörde de 4'ten alıyoruz. Aynı şekilde sol majör basarsak en üstten alıyoruz. Çünkü burada bastığımız nota sol notası, mi, fa, sol şeklinde. P, I, M, I, A, I, M, I. Şimdi bir alta ineceğiz, do majör basacağız. Do majörde de bu telin boşu La, burası Si, burası Do. Do olduğu için, akor da Do majör olduğu için P, I, M, I, A, I, M, I şeklinde. Bir alta ineceğiz şimdi, telin boşu Re, Mi, Fa. Burada Fa majör bastığımızda P,
P'yi yine burada alacağız. P, I, M, I, A, I, M, I. Yani burası dördüncü tel. Fa majörü bareli alırsak, telin boşu mi'ydi, burası fa olduğu için P'yi en üstten alacağız. Yani burası fa notası. Birinci perdenin, beşinci, altıncı telin birinci perdesi. O yüzden P'yi en üstten alıyoruz. Sol majörü bu şekilde alırsak, yine en üstten alıyoruz. Çünkü burası sol notası. P, I, M, I, A, I, M, I şeklinde. Selamünaleyküm. Aleykümselam.